Şimdi başkente gideceğiz sizlerle birlikte. Temeli kaydıktan sonra çökme riski bulunan Açeli Apartmanı'nın kontrollü yıkım çalışmaları dün başladı ve devam ediyor. O noktaya gidelim. A Haber muhabiri Mert Hacalioğlu bizi bekliyor. Mert, sözü sana bırakalım son durum için. Pelin, şu an itibariyle buradaki çalışma aslında duraksamış durumda. Dünden çok farksız. İki katı kalmış Açeli Apartmanı'nın. Ben şöyle çekileyim, kameraman arkadaşım göstersin. Bugünkü hareketlilik aslında çevrede bunlar riskli binalardaki eşyaların çıkarılması yönünde. Bu noktada Açeli Apartmanı'nı görmektesiniz. Yıkıldı büyük oranda. Yalnızca iki katı kaldı. Ancak hareketlilik hemen yan tarafta bulunan diğer riskli binanın olmuş olduğu noktada. Vatandaşlar oraya bir vinç getirmişler. Durumda nakliye vinci. Ve evlerde bulunan eşyaların çıkarılması yönünde tabii ki dünden itibaren az riskten çok riske göre süre verilmişti. Şu an itibariyle o bina yukarıdaki Açeli Apartmanı'nın gelmeyeceği düşünülerek şu an itibariyle o noktada bir çalışma var. Görmüş olduğunuz gibi bir vinç gelmiş durumda. Daha doğrusu asansörlü bir nakliye aracı gelmiş durumda ve orası boşaltılacak. Tabii ki apartmanın yıkılmasının ardından Açeli Apartmanı ile birlikte toplam 12 tane daire bina burada olacak, yapılacak, baştan yapılacak. Burayı bir ada şeklinde değerlendirirsek bir ada tamamen binaların yıkılarak tekrardan oluşturulması sağlanacak. Öte yandan o binalara iki bina daha eklenecek. Toplam 14 bina burada vücut bulacak. TOKİ vasıtasıyla yapılacak. Bulunmuş olduğumuz bu alanda şu an itibariyle iş makinesini görmektesiniz. O iş makinesinin olmuş olduğu noktada bir inşaat çalışması vardı. Vatandaşlar, Açeli Apartmanı'nda oturan vatandaşlar, Çankaya Belediyesi yapı denetim ekiplerine kendi ifadelerine göre çok sık bunu şikayet ettiklerini, ancak ekiplerin gelerek burada bir problem yok, inşaata devam edilebilir yönünde rapor verdiğini belirttiler. Daha sonra ise birkaç gün sonra ise ortaya bu manzara çıktı. Önce apartmanın istinat duvarı çöktü, daha sonra temeli hasar gördü ve yıkılma riskiyle karşı karşıya kaldıktan sonra da yıkımına karar verildi ve kontrollü bir şekilde yıkım gerçekleştirildi. Eşyalarla birlikte yıkıldı. Vatandaşlar tabii ki bu hususta oldukça mağdur oldu. Şu an itibariyle yan taraftaki riskli binadaki eşyaların çıkarılmasını canlı canlı gösteriyoruz. Onlar sabah 8-9'dan beri bu noktada hızlı bir şekilde evlerinde bulunan o eşyaları çıkararak başka noktalara nakledecekler. Kuşkusuz burada oturan birçok vatandaş, ki Açeli Apartmanı bunlardan en büyüğüydü belki de, birçok vatandaş kirada kalacak bundan sonra ya da yakınlarında kalacaklar. Onlara da tabii ki devlet bir destek sağlayacak. Çünkü Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum buraya geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu buraya geldi. Süreci yakinen takip ediyorlar. Vatandaşlar da şu an itibariyle evlerindeki o eşyaları çıkarmak için yoğun ve hareketli bir çalışma içerisindeler. Daha sonra bu evlerin boşaltılması sağlandıktan sonra da tüm binaların bu noktada yıkılması ve daha sonra ise başka bir inşaat sürecinin başlayarak burada aslında bir kentsel dönüşüme gidilmesi beklenmekte Pelin.